Herkese selamlar. İsmim Selim. Bu kanalda sneaker ve sokak kültürü üzerine konuşuyoruz. Bugün inceleyeceğim ayakkabı Air Jordan 4 Retro Off-White Steel. Arkada yönetmen Tanet Bey yine bana eşlik ediyor. Üzerimde Flight yazan bir kutu. Flight biliyorsun Air Jordan markası değil. Çuça geçeceksin. Flight yazısını genelde ayakkabılarını, kutularını kullanırsan. Şimdi bu ayakkabı birçok yetkili otorite tarafından 2020'nin en iyi sneaker deniyor. 2020'nin. Aynı zamanda Off-White denilince Türkiye'ye direkt bizim topluluk, bizim kanal geliyor Tanet. Çünkü çok fazla Off-White videosu çekti. Ben şahsi fikrimce videonun en başında söyleyeyim. Off-White'ın en sevdiğim işbirliği ayakkabısı. Çünkü hem Off-White hem de güzel. Böyle tepki alacak gariplikler bu ayakkabı diyor. Genelde Off-White deyince böyle bazı soru işaretli kararlar gözümüze geliyor. İşte o mesela Converse videosunu çektik ya. Evet. Left right alayım mesela soru işareti. Ama bunda bir soru işareti yok bence. Harbiden her şeyle çok iyi bir sneaker'dan bahsediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet. O zaman kutuyu açalım. Yine delikli bir kutu. Bunlara zaten alışırız. Bunu bir kenara koyuyorum. Çok iyi. Oo. İyiymiş. Bu ayakkabının çakması her yerde. Türkiye'de çok fazla orijinali bulunan bir ayakkabı değil. Taş çakması 30 tane olsun. Yani bunu giyen, eğer şu ana kadar 100 kişi gördüysem en iyi ihtimalle sadece 30 orijinal. Tamam. Çünkü bu ayakkabı da popüler bir ayakkabı. İnsanların belki daha önce ortamlarda görmüşsündür. Yes be. Çok iyi. İçinden yedek bağcıklarımız da çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir yedek bağcık bej renginde. Üzerindeki krem renginde bu bej renginde diyebilirim. Siyah bir de yani yeşil ama mavimsi plastikten şeffaf bir Off-White ve Jumpman logosu olan koruma kağıdı. Normal koruma kağıdı. Evet, fiyat hakkında bir tahminin var mı Samet? Yani etiketi görüyorum. Etiketi görüyorsun. Evet. Evet, şimdi bu ayakkabı Air Jordan 4 Retro silüeti. Air Jordan 4 Retro'lar zaten çok sevilen model. Hatta Air Jordan markasının en sevilen silüetlerinden birisi zaten. Bu ayakkabı Virgil Abloh olan Nike 3. defa bir araya gelişi sonucunda üretilmiş bir ayakkabı. Yani bütün işbirlikleri hala aralarından en popüler, en sevilen Air Jordan, Nike ikisini birlikte alıyorum. Off-White işbirliği ayakkabısı bu. Şimdi öncelikle plastik kabloyu zaten biliyoruz. Tabii ki. Plastik kablomuz standart. Rengi bu sefer ayakkabının renginde. Üzerine herhangi bir şey yazmıyor bu sefer. Normalde Off-White Collaboration Nike bilmem ne tarihi yazardı. Bunlar herhangi bir şey yazmıyor. Bu tabii Off-White'le ayakkabı bir durum değil. Bu Air Jordan 4'lerle alakalı. Bazı Air Jordan 4 retrolarda bu şekilde yanında Air yazan bir aparat gönderiyorlar. Bundaki aparat tabii oldukça farklı. Kendine has bir yöntemi var bu ayakkabı özel. Esnek plastikten. Bunu çıkarıyorsun, plastik kabloyu çıkarmıyorsun. Evet, çünkü saygısızlık olacak. Evet, bunu çıkarabiliyorlar. Nike olmuyor, şey oluyor. Evet. Off-White. Haricinde shoelaces, ayakkabı bağcı yazısı. Air, burada Air olduğu için diyor ki bunun içinde Air var. Kirli kesim, değil de bilek dedik, hatırlıyorsun. Haricinde şeffaf materyaller kullanmayı seviyorlar dedik. Burada şeffaf materyal görüyoruz. Plastiklerimiz şeffaf. Bu yandaki, panellerdeki ve bağcık gözlerindeki. Off-White deyince silüette de aynı şeyleri görüyoruz. Yine ürün kodlaması kısmında var ama bu ürün kodlamasını hava panellerinin içine yapmışlar ve çok hoş bir detay olmuş aslında. Çok belirgin değil ya, diğer ayakkabılara doğrudan dışarıda gözüküyordu. Ama burada hava panelinin içine sakladıkları için sanki böyle bir tatlı bir hoşluk katmış buraya. Çok da abartı olmadan. Bu ayakkabı hani garip bir şekilde çok abartı bir tasarıma sahip değil. Genelde Off-White bu çok açık şeyler yapıyor. Hatta sen çok güzel bir tanımda bulunmuşsun. Demiştin ki abartılı basitlik. Evet. Burada o abartı kısmında çok fazla yok. Yine özünü korumuşlar. Bu baktığın zaman evet bir Off-White ayakkabısı. Artık sen de görsen dersin ki şunu gördün. Bu Air yazısı falan gördün dersin ki Off-White. Hem Off-White hem de böyle çok da abartıya kaçmamışlar. Haricinde şurada çok güzel bir detay var. Hatta ayakkabıyla alakalı en sevdiğim detay. Abi burada şimdi kullanılan malzemelerden öncelikle ona bakalım. Şimdi burada ön tarafta bir nubuk materyali var. Şu kısım nubuk. Bu nubuk gerçek. Nubuk ne? Nubuk bir çeşit deri türü. Üzeri birazcık daha böyle mat olan deri türü bu şekilde nubuk oluyor. Derinin farklı yerlerinden elde edilir. Deri de sürekli nubuk da aslında hayvandan elde edilen materyaller Samet. Haliyle bu kısım gerçek. Ama şu yan paneller var ya gördüğün gibi. Evet. Bu yan paneller plastik bir malzeme. Biz mesela daha önce çok eleştirdim Off-White'ın ürünlerinde plastik malzeme kullanmasını. Ama burada çok orijinal bir şekilde organik materyali, sentetik materyali bir araya getirmişler ki hani ben açıkçası bundaki tercihi çok beğendim. Hani ne eksik ne fazla. Evet, harbiden ayakkabınızda sentetik materyal kullanacaksınız. Buradaki gibi güzel bir kullanım alanı olsun. Mantık yerlerde kullanın. Neden biliyor musun? Burada böyle bu plastikle nubuğun birleştiği yeri dikmişler.
bırakmışlar ama burada kirli bırakmışlar. Sanki buradan ipler çıkıyormuş gibi ama bunlar ip değil. Bunlar plastik bu arada. Simli bir yapısı var. Haliyle birazcık da parıldıyor ve ayakkabıyı çok güzel öne çıkarıyor. Bu ayakkabıyla alakalı en sevdiğim detay. Ön tarafta bu nubukla sentetik materyalin birleştiği yeri bu şekilde kirli bırakmaları. Bağcık rengimiz çok güzel. Kullanılan plastiklerin hepsi esnek. Burada normalde yanında kullanılan plastikler esnek olmayabiliyor farklı edici olduğum 4 retolarda. Aynı şekilde tutamaç kısmında bu kadar esnek olmayabiliyor. Burada tutamaçımız esnek. Bu yandaki plastik esnek. Hava paneli esnek. Ön taraftaki bağcık bezi esnek. Plastikler oldukça kaliteli. Esnek plastikler. Onu söyleyeyim. Yine bu ön taraftaki sentetik materyalde plastik de üzerinde sanki dörtgen desenleri var. Ve parıldayan bir yapısı var. Haricinde dış tabanımız aslında klasik bir Air Jordan 4 retro dış tabanı. Ama burada yine off-white şeffaf materyaller kullanmış. Yapı aynı. Renkler ve materyallerin renk geçirgenliği sadece farklı. Oldukça güzel bir dış taban. Eskitilmiş gibi duruyor. Sanki ben bu ayakkabıyı bir sene kullanmışım, iki sene kullanmışım da temizlemişim gibi bir yapısı var. Yani sanki böyle sıfır gibi durmuyor değil mi? Bu özellikle bu şekilde yapılmış sanırım. Ve bunun şöyle bir avantajı var. Sıfırı bile eski gibi durduğu için bu ayakkabının. Ben bu ayakkabı kullandıkça, eskittikçe daha güzel bir görünme sahip oluyor. Hem dış taban hem üzerindeki bu materyalin rengi orta tabanla eskitilmiş gibi duruyor. Bu ayakkabı eskiyince çok daha güzel duruyor. Eskiyor, kullanıyorsun, temizliyorsun. İlk halinden daha güzel gözüküyor. Bununla alakalı fotoğraflar da var. O yüzden bu da ayrı bir detay. Ayakkabının aslında insanlar tarafından bu kadar çok sevilmesi, popüler olması da bir yerde anlama oturuyor diyebilirim. Dış tabanımız dedik aynı. Orta tabanımız da aynı. Burada yine Air var. Air'i görebiliyoruz. Burada direkler veya farklı bir renk kullanmamışlar. Zaten ayakkabının renkleri çok sade kullanılan. Üzerinde beyazdan kahverengiye kadar kaçan ufak ufak geçişleri olan birbirine çok benzer renkleri kullanmışlar ayakkabıda genel olarak. Ama birbirine çok benzeyen renkleri farklı materyaller üzerinde kullandıkları için her materyalin rengi gösterdiği derecede farklı. Yani burada inanılmaz bir renk kombinasyonu oluşmuş. Sanki yani ayakkabı çok fazla renkli olmamasına rağmen bu yüzden çok dikkat çeken ayakkabı. Tabii parlak yerlerinde bunda oldukça etkisi var sanırım. Arkadaşlar şimdi birazcık da size anlatayım. Hep Samet'e anlattık. Orta tabanımız bu beyaz kısımlar yumuşak oldukça. Hatta bu orta taban ben şu ana kadar çok fazla hem Off-White inceledim hem Air Jordan 4 inceledim. Air Jordan 4 retroların tabanlarının yumuşaklığından çok biliyorum. Ve normal Air Jordan 4 retrolara göre bu ayakkabının orta taban yumuşaklığı bana daha yumuşak geldi. Acaba Nike özel bir işbirliği diye burada orta tabanın kalitesini iyileştirmiş mi? Bakalım. Ben şimdi burada orta taban yumuşak diyorum ama ne kadar yumuşak olduğunu sizlere bilimsel olarak anlatma şansım yok. Haliyle yakın zamanda daha detaylı bilimsel testler yapıp aklınıza daha iyi fikir yaratabilmek adına bu şekilde resimler yapacağız. Haricinde orta taban ikiye ayrılıyor biliyorsunuz Air Jordan 4 retrolarda. Üst tarafı bej yapmışlar. Üst taraf birazcık daha sert oluyor arkadaşlar. Asıl yumuşak olan orta tabanın altı oluyor. Dış taban sert, orta tabanın altı yumuşak, bir üstü yine sert. Çünkü bir üstündeki orta taban materyalini konfor için değil, yanlardan bilek tutuşu için istiyorlar. Çünkü bu ayakkabı biliyorsunuz basketbol ayakkabısı olarak çıktı. Haliyle yanlardan bilek tutuşu da bu ayakkabı da önemli bir yer sağlıyor. Mukavemetini arttırıyor ayakkabı. İçindeki tabanını çıkaralım. Çıkar. Tabanımız üzeri tüylenmeyecek bir yapıda. Okey. Aslında tüylenecek bir yapıda. Ortalama bir yapıda. Hem tüylenecek gibi duruyor hem tüylenmeyecek gibi duruyor. Garip. Yanal desteği olsa daha güzel olurdu. Buradan eksimizi alıyor. Genelde Air Jordan 4 çerçevelerde yanal destekli de tabanı görüyoruz. Gayet yumuşak. Altı çok yapışkan sadece. Onu söyleyeyim sizlere. Üzerinde Nike yazısını gördük. Bu ayakkabının dil kısmını gördüğünüz gibi tabana dikiyorlar arkadaşlar. Böyle tabana diktikleri için bu dil kısmı ayağınızın büyüklüğüne, bulunduğu konuma göre rahat bir konum tutabilmesi için burada lastikleri görüyorsunuz. Yanal destekler çok iyi dedik. Arka destek güzel dedik. Dil destek Air Jordan 4 retrolarda genel olarak zayıf dedik. Öyle bir detay var. Burada ayrıca şimdi normal Air Jordan 4 retrolarda biz burada iki yapı görürüz. Bir bu dıştaki yapı bir de içerideki yapı. Buradaki içerideki yapı da iki katman şeklinde yapılmış. Burada üçlü bir yapı gibi gözüküyor. Sanki sandviç dilimi gibi. Burada güzel bir kirli kesim bilek kısmı var. Oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu tarz detaylar ayakkabının eskidikçe daha da güzel gözükmesini sağlıyor. İş taraf bu bilek yastıklamasındaki biraz tüylenir bir yapıda. Bu da dezavantaj. Bu ayakkabıyı koyu renkte bir çorap giyersiniz haliyle birazcık üzülebilirsiniz. Buradan tabana elimle bastırdığımda eğri de hissediyorum. Dediğim gibi örme karton yapıda bir taban. Şimdi ayakkabıya genel olarak bakalım. Bahsetmediğimiz tarafı var mı? Öndeki yıldızlar çok güzel duruyor. Air Jordan 4 retrolarının zaten dış tabanında bu detay var arkadaşlar. Ama bunu rengini böyle açık yapmaları burayı sanki daha da güzel bir göstermiş. Onu da belirteyim. Haricinde şuradaki dikiş kısımlarına kadar bu ayakkabıyı şeffaf materyallerden oluşturmuşlar. Yani inanılmaz fazla detayı var bu ayakkabının. Anlat bitmeyen detayı var diyebilirim. Bağcıkları zaten çok fazla beğendiğimi söyledim. Bu arkadaki topuk kısmındaki Nike Areas da yine şeffaf olarak buraya motiflenmiş. Şimdi arkadaşlar Virgil Abloh dediğimiz abimiz hem Off-White'ın kurucusu hem de Louis Vuitton'un baş
tasarımcısı. Bu adam harbiden moda tarihine ismini yazdırmış bir adam. Kanalımıza da kendisinden çok bahsettik. Neredeyse çoğu videomuza bahsettik. Erken yaşta da talihsiz bir şekilde kanser sebebiyle hayatını kaybettiği için ve bu şekilde modaya yön veren tasarımlar ortaya koyduğu için kendisini sevgiyle anıyoruz arkadaşlar. Şimdi sadece bir ayakkabı çıkarmak değil bu olay. Bu ayakkabının tasarımı ve moda dünyasına getirdiği yenilik farklı tasarımcılara, farklı markalara ilham olmaya hala günümüzde devam ediyor ve gerçekten profesyonellik işlerini ortaya koyduktan sonra hayatını kaybeden bir isimdir Virgil Abloh. Özellikle Nike ve Air Jordan'la beraber yaptığı Chicago işbirliği. Orada zaten insanlar dedi burada bir şey var. 2010'larda kurulmuş markayı yani bir 10-12 sene içerisinde dünya lideri bir marka haline getirdi. Önce Chicago ile ses getirdi, sonra bu çıktı arkadaşlar 2020'de. Dediler ki evet, Virgil Abloh abimiz bu işi biliyor. Şimdi bu ayakkabının bir takım detaylarına gelelim. Bu ayakkabı arkadaşlar woman diye geçiyor aslında. Yani kadın ayakkabısı diye geçiyor. Ama daha çok erkekler giyiyor bunu. Çünkü zaten extended size olarak çıkmış. Yani aslında normal feminine size çıkan bir ayakkabıdan çok da bir farkı yok. Kadın bedenlerinden erkek bedenlerine kadar full genişletilmiş bedenleri mevcut olan bir ayakkabı. Çok büyük numaralar da var yani. Off-White ve Jordan'ın en sevilen işbirliği ürünü dedik. Neredeyse bunu sevmeyen yok piyasada. Herkes saygı duyuyor bu ayakkabıya. Yani Off-White'i sevmeyenler de bu ayakkabıya karşı yakın. Normalde Off-White'ın tasarımlarını abartılı bulan, bir şekilde eleştiren kişiler de bu ayakkabıyı seviyorlar arkadaşlar. Borsa değerleri oldukça yüksek. Oraya satın alma detayları kısmında geleceğiz. Özellikle büyük numaralar küçük numaraları kıyasla daha değerli. Bu da demek oluyor ki erkekler kadınlardan daha fazla talep gösteriyor bu ayakkabıya. Ama ben kadınların da ayağında gördüm. Kadınlar da erkeklere çok yakışıyor. Tam bir unisex ayakkabı diyebiliriz renk ve tarzı itibarıyla. Ama yani bunu sevip giyecek tarzda kadın ülkemizde maalesef çok yok. Ama biz bu kültürü hem erkeklere hem kadınlara anlatıyoruz. Zamanla kadınların da ayağında güzel güzel sneakerlar göreceğimize şahsen ben eminim. Bu topluluğu beraber büyüteceğiz arkadaşlar. Kadınları o topuklu sevdasından vazgeçeceğiz. O yüzden yeri gelmişken Telegram grubundan da bahsedeyim. Bizim Telegram gruplarımız var arkadaşlar. Birisine lansman ve indirimleri paylaşıyoruz. Diyoruz ki bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız. Bir de böyle herkesin konuştuğu kıyamet bir komünite olan grup var. Kadınla erkekle ortalık karışık. Yanlış anlamayın. İyi anlamda karışık. Ve orada risal yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, kaynaşıyoruz. O gruplara mutlaka katılın. Hepinizi bekliyorum. Mutlaka bekliyorum. Şu ana kadar gelmediysen gel artık. Off-White ve Jordan'ın ilk ve tek Jordan 4 işbirliği bu ayakkabı arkadaşlar. Off-White ve Jordan, Off-White ve Nike birçok modelde farklı farklı işbirlikleri ortaya koydular. Hatta çok fazla işbirliği yaptılar. Ama Jordan 4'te bu tek arkadaşlar. Jordan 5'teki kolabı da benim çok hoşuma gidiyor. Buna oldukça benzetiyorum onu tarz olarak. Onu da bir gün denk getirirsem mutlaka inceleyeceğim. Daha sonrasında Off-White ve Jordan 4 Bred işbirliği ayakkabısının fotoğrafları sızdı internete. Ama maalesef bu ayakkabının piyasaya sürülmeyeceği söylendi. Hatta o model Virgil Abloh'un eşinin de ayağında görüntülenmiş. Ama Virgil Abloh'un hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz sene o ayakkabılar asla satışa çıkmayacak dendi arkadaşlar. Eğer ileride Off-White'ın ve Jordan'ın fikri değişirse ve beni derlerse sevinirim şahsen. Çünkü isterim bir tane daha Jordan 4 işbirliği çıksın. Çünkü o ayakkabının da üzerinde doğrudan Virgil Abloh'un emeği var. Şimdi bu gerçekten çok sade bir model arkadaşlar. Yani Off-White'in diğer tasarımlarına kıyasla sade ve giyilebilir olduğunu düşünüyorum. Normalde abartılı olan şeyleri bahsettiğimiz gibi buradaki mesela yandaki kodlamayı içeriye saklamışlar. Genel şeffaf malzemeler kullanmışlar. Haliyle oldukça sade ve giyilebilir bir model olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu kadar sade olmasına rağmen Off-White'in tasarım DNA'sında es geçmemişler. Çok güzel bir şekilde bu ayakkabı yedirmişler genel olarak. Şimdi ise gelelim satın alma detaylarına. Evet Samet, çıkış fiyatı bu ayakkabının orijinal sence nedir? 2020'de çıktığını söyledim. 25 Temmuz 2020 tarihinde. Yani benim doğum günümden 8 gün sonra. Etiketi görmeseydim bir ortalama 10-12 bin liralık bir... Ya o borsa fiyat. Değeri. Sen ha. Çıkış fiyatını düşün. Çıkış fiyatı yani standart dolar olarak. 150 dolar. 200 dolar. İyi yaklaşık. Normal. Yani zaten Jordan 4'ler genelde bu civarda çıkıyor. 200-210 civarında çıkıyor. Şu an ise fiyatı bu ufak numarası tabii kadın bedeni. Bu ayakkabının fiyatı 36.600 TL. Ama yüksek bedenlerde fiyat oldukça artıyor. 45-50'leri zorlayabilir. Bedenden bedene de fiyat değişiyor. Şimdi Samet sana bu olayı da anlatayım. Bir kafa karışıklığını giderelim. Geçen ben bunun üzerine düşündüm. Şimdi Jordan 4 yıllardır yani 20-30 seneye aşkın süredir piyasada olan bir model, tamam mı? Bu ayakkabının çıkış fiyatı zaten belirli standartları var. Genelde 170 dolar ile 250 dolar arasında görüyoruz. Tabii eski yıllarda daha ucuz. Yeni yıllarda bir 10-20 dolar arttırıyorlar. O yüzden 170 ile 250 arası diyorum. Çünkü enflasyon farkından çok minimal yükselmeler var fiyatta. Ama şimdi normalde mesela günümüzde düşünelim.
düşünelim. Bir Air Jordan 4 Retro çıkacaksa minimum 190 çıkar, 200'e çıkar, 210'a çıkar, 220'ye çıkar. Bu civardadır. Jordan 4'ler çünkü sabit fiyata sahip. Ama Jordan 4'ün binlerce rengi var. Çok çirkin renkleri de var, tutmayan renkleri de var, çok güzel renkleri de var, böyle özel işbirliği renkleri de var. Haliyle aslında ayakkabının fiyatı modele göredir. Modellerin fiyatı genelde aynıdır. Bize bu durum çok yabancı geliyor. Sürekli her şeyin fiyatı değiştiği için. Ama adam Jordan 4'ü 20-30 sene üretiyor ve hep yani 5 aşağı 10 yukarı aynı fiyattan satışa sunuyor, tamam mı? Peki bu ayakkabı 40 bin lira olurken diğer Jordan 4 niye 5-6 bin lira, örnek veriyorum. Çünkü mesela bu belirli adette üretiliyor. Bir talep arz eğrisini düşünelim. Şimdi piyasaya arz edilen ürün 10 bin tane ama 15 bin tane insan bunu almak istiyor. 10 bin tanesi aldı, stoklar bitti $200'dan. Sonrasında o alanlar biliyor ki farklı insanlar da bu ürünü satın almak istiyor. O yüzden fiyatı yükseltiyor. Ürün ne kadar hızlı satarsa fiyatı da piyasası da böyle artmaya başlıyor. Burada çünkü bir serbest piyasa usulü var. Bununla alakalı alış satış yapılabilecek siteler var. Haliyle modellerin fiyatı aynı. Renklerine göre ve bedenlerine göre fiyatlar değişiyor. Aslında ayakkabı al satın da genel mantığı zaten budur. Şimdi bir dokunma testi yapalım. Dokundum, yumuşak ve toparladı. Dokundum, yumuşak ve toparladı. Plastik yerlere dokunmak da çok kötü hissettim ya. Plastik dediğim gibi ben genel plastik sevmem ama bu ayakkabıdaki plastikleri de beğendim. Ön taraftaki dokunma testi başarılı. Bir kısmı ortalama, aşırı populuk değil dediğim gibi. Hem bu Air Jordan 4 Retro'larda hem de diğer Air Jordan 4 Retro'larda. Yanlar çok huzur verici bir yumuşaklığa sahip. Arka kısımda öyle. Genel olarak dokunma testimizden başarılı bir şekilde geçiyor bu ayakkabı arkadaşlar. Şimdi ise geldik yönetmenimizin fikrini öğrenmeye. Evet Samet, bu ayakkabıyı giyer miydin diyorum. Evet, özellikle kesinlikle giyerdim. Gördüğüm en iyi ayakkabılarından şu ana kadar. Özellikle çok sade olması bence çok iyi. Aykırı herhangi bir şey yok. Zaten rengi çok iyi. Şu belki biraz. Yani onu zaten görmemezlikten geliyorum ya da alıştım. Ben onu gizlice koparacağım zaten olursam. Koparırsan bozuşuruz. Saygısızlık var değil mi? Evet. En kötü ihtimal tüm bağcıkları çıkar. Ya onu küçük yapsalar ne olur? Tüm bağcıkları çıkar. Koparmadan bir kenara koy muhafaza et. Anladın mı? Aynen. Bazı modellerde onu yapabiliyorsun. Bağcının neresine bağladıklarıyla alakalı. Bazıları ama çıkaramayacağım bir yere de koyabiliyorlar. Şimdi kelepçe gibi birazcık. Evet. Ona bakarız. Onun dışında çok iyi ayakkabı. Fiyat performans $150-$200 çok iyi de tabii şu anki fiyat. $200'dan kesinlikle alırdım. Peki maksimum kaç dolar verirdin? 500. 500. Ben ne de 500 oldu? Verirdim 500 bu arada. Şu an ne kadar oldu? 15 bin falan oldu. 15 bin oldu evet. Evet. Güzel bir ayakkabı arkadaşlar. O zaman ben de son düşüncelerimi toparlayıp bu ayakkabıyı çok sevdim. 2020'nin neden en iyi sneaker olduğunu elime alınca da açıkçası anlamış ve görmüş oldum arkadaşlar. Bu ayakkabıya diyecek çok fazla söz yok. Benim puanım bu ayakkabı arkadaşlar 9.5. Şimdi biliyor musun sana? Çok iyi. Benim de 8.7. Ve 9 üzeri puan verdim. Çok nadir ayakkabı vardı. 2020'nin en iyi sneaker'ı. Bu fikre katılıyorum. 2020'de çıkan diğer ayakkabıları düşündüğüm zaman harcı olarak en iyi Off-White, Nike ve Air Jordan işbirliği muazzam duruyor. Eleştirdiğimiz ne oldu? Dedik ki iç taraf birazcık tüylü dedik. Tabanlıkta yanal destek olsaymış keşke dedik. Bir de Air Jordan 4 Retro'lar genel olarak çok rahat ayakkabılar değil ama onu eleştirecek bir şey yok. Çünkü Air Jordan 4 Retro'lar böyle. İşbirliği ayakkabı sözlerinde bakıyoruz olaya. Çok da fazla haricinde eleştirecek durum yok. Ayakkabı mıçık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda mutlaka belirtin. Çok üzerinde detaylı konuştuğumuz bir ayakkabı ve bölüm oldu. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Kanala abone olmayı zaten unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşça kalın.